Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Tek parça full tekrar videolarımız devam ediyor. Divan Edebiyatı cepte. Halk Edebiyatı cepte. Sıra geldi Tanzimat Edebiyatı'na hocam. Evet, Tanzimat Edebiyatı'na. Yani düzenlemeler edebiyatına bakacağız. Tanzimat dönemini her şeyle konuşacağız. Yazarıyla eseriyle, nazım biçimiyle türüyle, ne var ne yok her şeyle. O zaman haydi arkamıza şöyle rahatça bir yaslanalım. Bu adam ne anlatıyor diyelim. Güzel güzel bilgileri zihnimize kazıyalım hocam. Haydi başlıyoruz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok hocam. Lafla peynir gemisini yürütme hocam. Gelsin birinci soru. Yaz hocam bir köşeye bir diye. Ne diyor? Bu parçada birinci dönem Tanzimat Edebiyatı ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış. Oba haydi bakalım isterseniz. Kafiyenin göz için olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Şimdi Tanzimat birinci dönemde arkadaşlar kafiye göz için anlayışını fazlasıyla hissettik. Bu tamam, yani divan edebiyatı anlayışı kısacası demek istiyoruz değil mi? O devam etti. Tamam. İlk kez şiirin konusuna uygun başlık koymaya başlanmıştır diyor. Evet, bu dönemde yavaş yavaş şiirlere başlık koyma geleneği kendini göstermeye başladı. Şekil olarak yeni ama içerik olarak eskiye bağlı kalınmıştır. İfadesi tam tersi şeklinde doğru olacak arkadaşlar. Şekil olarak eski, biçim olarak yeni. Hatırlayacaksınız örneğimi arkadaşlar, artık bu klişe bir örnek haline geldi. Hürriyet kasidesi. Hürriyet ilk defa yeni bir konuda deniliyor değil mi? Hürriyettir, haktır, adalettir. Konu yeni. Daha önce hiç hürriyet denmedi. Fuzuli, Baki falan öyle bir şey demedi. Haberi yok adamın. Doğal olarak Tanzimat da bu gündeme geldi. Konu değişti. Ama kaside hürriyet kasidesi. Kaside hala nazım biçimi olarak eski, divan edebiyatına ait. Doğal olarak şekil olarak eski, biçim olarak yeni ifadesi. Aman dikkat, kesinlikle ama kesinlikle yanlış olacak. Şekil olarak eski, biçim olarak yeniyi kullanacağız. Aman dikkat. O zaman haydi hocam 3'ü işaretledik doğru cevap olarak. Geldik 4 numaraya. Eserlerde konu bütünlüğüne önem verilmiştir diyor. Konu bütünlüğü, evet, zaten Şinasi ile falan başlayan bir anlayış bu. Somutluk ve gerçekliğin benimsenmesi divan şiirindeki bazı geleneklerin kırıldığını göstermiştir diyor. Eyvallah hocam, somutluk ve gerçekliğin göstergesi de zaten divan nesrini değil mi? Divan şiirini gerçek anlamda yavaş yavaş parçalamaya başladıklarının da işareti. Çünkü divan edebiyatı soyut bir edebiyat dönemidir. Birinci cevabı C olacak. Geldik hocam ikinin cevabına. Bakalım burada ne olacak. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir diyor. Dergi adları arkadaşlar. Cebinizde kalsın böyle bir detay. Çok fark yaratacaktır. Tanzimat döneminde çıkarılan Nokta Nokta adlı dergi ilk çocuk dergisi. Haydi hocam gelsin, ilk çocuk dergimiz Mümeyyiz olacak arkadaşlar. İlk çocuk dergimiz Mümeyyiz. O zaman C'yi, E'yi ve A'yı eledim. Mümeyyiz'de başladık. İlk mizah dergisi, zaten bunu biliyorsunuz. Diyojen değil mi? En azından buradan bile. İkinci boş. Burada bile bak, Türkçedeki taktik burada bile geçerli. İkinci boşluk her zaman çözdürdü. Diyojen değil mi? Cevabımız bize söyledi zaten. Ama öğrenelim bilgiyi de. Aldı dergi. İlk aylık bilim dergisi olma özelliğine sahiptir diyor. Mecmua-i Fünun değil mi? Fünun, fenler. Bilimi oradan da çıkarabilirdiniz zaten. Her türlü yapacağınız bir soruydu. Peki hocam, ikinci cevabı D seçeneğiydi. Geldim arkadaşlar üçüncü soruya. Tanıtılan sanatçıyı soruyor bize. Dilde sadeleşme hareketinin öncüsüdür. Bitti. Akılcılığın temsilcisi olmuştur. Bitti. Bakın, dilde sadeleşme, eyvallah. Akılcılık, eyvallah. Klasizm akımından etkilenmiştir, eyvallah. Parça güzelliğinden çok konu bütünlüğüne önem vermiştir. Eyvallah. İlk kez gazetede şiir yayınlayan sanatçıdır diyor. Bağ. Gazetede şiir yayınlayan ilk sanatçı. Haydi cevap gelsin artık hocam. Hiç uzatmayalım. İbrahim Şinasi tabii ki. Yani dilde sadeleşmenin öncüsü dediği an direkt Şinasi işaretleyebilirsiniz. Ahmet Mithat da çok güçlüdür ama öncü ifadesi çok ayrı bir ifade. Yani dilde sadeleşmeyi savunmuştur dese Ahmet Mithat ve İbrahim Şinasi arasında kalabilirdik. Ama öncüsü dediği an bitmiştir. Alıp götürdü diyor artık. Lider, ön ayak oldu diyor. Doğru cevap İbrahim Şinasi olacak. Çok önemli. Geldik dördüncü soruya. Bu parçada özeti verilen eserin yazarı. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir eseri anlayalım. Yazarını sonra düşün diyor. Aşağıdaki türlerden hangisinde eser vermemiştir? Oba, dolaylının dolaylısı bu soru. Çerkez kızı olan Dilber, yani sergüzeşt değil mi? Zengin ve soylu bir aileye cari olarak verilir. Bilinçli olarak okuyorum. İyice kulaklarımız alışsın diye arkadaşlar. Bilinçli devam ediyorum. Ailenin oğlu Celal Bey, Dilber'e aşık olunca Celal Bey'in annesi Dilber'i bir esirciye satar. Satın alınıp Mısır'a götürülen Dilber, burada çeşitli eziyetler görünce kölelikten, esaretten kurtulup özgürlüğe kavuşmayı Nil Nehri'ne atlayıp intihar etmekte bulur. Bu parça özeti verilen eser sergüzeşt. Bunun yazarı Sami Paşazade Sezai hangi türde eser vermemiş? Biliyorsunuz şiir adında, evet şiir adında bir tiyatrosu var, eyvallah. Romanı zaten bu. Sergüzeşt, tamam, romanı da var. Anıya baktığımız zaman İclal'dir, Rumuzül Edep'tir. Bunların hepsini anı, deneme vesaireye çok rahat katabilirsiniz. Hikaye noktasında ise arkadaşlar 6 hikayeden oluşan pandomima gibi değil mi? Aman dikkat, hiç gibi. Çok önemli eserlerin olduğu, hikayelerin olduğu küçük şeyler de var hikaye noktasında. Ama Sami Paşazade Sezai şiir yazmamış arkadaşlar. Aman dikkat. Geldik, oba, kalemimizi alalım hocam, silgiyle yazamayız. Geldik 5'e. Tanzimat 1. dönem ve Tanzimat 2. dönem birlikte düşünüldüğünde, bak çok önemli bu kıyaslamalar. Yukarıdaki bilgilerden hangisi diyor
İki dönemin ortak özelliği değildir. Hadi gelin isterseniz beraber şöyle satır satır bir konuşa konuşa gidelim. Tam böyle sohbet muhabbet sorusu bu. Çok çok önemli. Genel tekrar yapacağız burada. Bakın ne diyor. Romanlarda cariyelik, esaret, görücü usulü evlilik gibi konular işlenmiştir. Evet, özellikle birinci dönemde çok gündeme geldi. Taşşuk-u Talat ve Fıtnat'ta görücü usulü evlilik fazlasıyla anlatıldı. İkinci döneme baktığımız zaman arkadaşlar az önce konuştuğumuz sergüzeşt değil mi? Cariyeliğe, esareti anlatacak. Ya her iki dönemde aslında fazlasıyla vurgulanmış bir şeydir, anlayıştır, konudur. Günlük yaşamı konu edilen eserlerde İstanbul üstüne pek çıkılmadı. Evet ya, Tanzimat dönemindeyiz. Tanzimat romanındayız. Daha Bismillah romanındayız. Yani yeni yeni roman öğreniyoruz değil mi bir anlamda? Teknik anlamda en azından batılı teknikleri yeni yeni öğreniyoruz diyelim. Doğal olarak İstanbul ana mekandır ki ta Servet Fünun'da Hüseyin Rahmi'ye kadar neredeyse böyle devam edecek. Roman ve öykülerde sadece romantizm akımı etkili olmuştur diyor. Şimdi burada kafalar yanar hocam. Burada kafalar yanar. Klasik şey, romantizm akımı dediği an patlarız. Neden hocam? Çünkü Tanzimat ikinci döneme baktığımız zaman realist bir araba sevdası var değil mi? Realist bir Recaizade Mahmut Ekrem romanları var. Doğal olarak ne yapıyoruz? Kesinlikle romantizm değil, realizme değinecek. İlk dönemde Namık Kemal'le romantizmi sessek de ikinci dönemde realizmi görüyoruz. İki dönem için ortak bir özellik değil arkadaşlar. 3 numara benim doğru cevabım A seçeneğiydi. Romanlarda karakterler genellikle tek yöndürdü. Evet, bu zaten fazlası da var. Yani iyiler iyi, kötüler kötü demek istiyoruz. Genellikle eserlerde sosyal ve tarihi konular ele almıştır. Doğru. Sosyal konular, günlük konulara da değinmiş. O dönemki güncel konulara, yanlış batılılaşma gibi konulara da değinilmiş. Yalnız uyuyorsun, uyan. Hey! Hey, toparlan hocam. Kendine gel, haydi kalk. Allah Allah, daldın gidiyorsun. Haydi toparlan. Olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, evet, biraz Tanzimat'tan bahsetmek sıkıcı olabilir ama haydi toparlan hocam. Daha 5. sorudayız. Kaç tane soru var? Oo, hiç bakıp da söylemeye bile gerek yok. Dur, göreceksin, zaten göreceksin. O zaman 3 numara hocam. Ortak özellik değil. Devam, devam, devam. 6. soru. Ne diyor? Eser, özellik, yazar, akım. Bismillah! Bırak git hocam, bırak git Allah aşkına. Eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor 6. soruda. Zehra, ilk psikolojik roman denemesi. Doğru. Nabizade Nazım, naturalizm, fazlasıyla doğru. Esrar-ı Cinayat, ilk polisiye romanı. Çok doğru. İlk polisiye roman. Ahmet Mithat Efendi, romantizm. Çok çok doğru, fazlaca doğru, pek çok doğru hocam. Devam. Taşşuk-u Talat ve Fıtnat, ilk yerli roman. Sami Paşazade Sezai, romantizm. Her şey yerinde giderken Sami Paşazade Sezai. Ey Sezai, ey! Nereden çıktın Allah aşkına? Yani sen Şemsettin Sami olmayasın. Taşşuk-u Talat ve Fıtnat'ın yazarı, yani Talat ve Fıtnat'ın aşkları adlı görücü süreliliği yerden yere vuran değil mi? İlk yerli romanımız olan bu eserin yazarı Sami Paşazade Sezai değil, Şemsettin Sami olacak. Amman kelime oyununa gelme. Cezmi, ilk tarihi roman. Namık Kemal, romantizm. Çok doğru. Sergüzeşt, romantizmden realizme geçiş örneği. Çok doğru. Sami Paşazade Sezai, çok doğru. Romantizm, realizm, çok doğru. Vallahi de billahi de yerinde hocam. Geldik 7. soruya. Bakalım 7. soru bizden ne istiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım hocam. Bakalım ne diyor. Aşağıdakilerden hangisi tiyatroyu eğlencelerin en faydalısı olarak tanımlayan, yani Namık Kemal değil mi bu adam? İlk edebi romanı yazan, vatan şairi olarak da bilinen, Tanzimat birinci dönem sanatçısına ait bir tiyatro eseri değildir diyor. Celaleddin Harzemşah onun, Akif Bey onun, Namık Kemal'in, Namık Kemal'in, Zavallı Çocuk Namık Kemal'in, Gülnihal Namık Kemal'in ama eyvah, Açıkbaş, Çerkez Özdenler, ne oluyor hocam, Ahmet Mithat? Ne işin var senin burada? Ahmet Mithat'ın şey, tiyatrosu. O zaman haydi devam edelim. Geldik 8. soruya. Hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Ahmet Mithat Efendi halka okuma zevkini aşılama amacını taşımıştır. Meddah tekniğinden, meddahlık meddah tekniğinden sıkça yararlanmıştır. Doğru. Eserinde sık sık akışı kesip okuru bilgilendirmek istemiştir diyor. Doğru. Akışı sık kesmek var. Konuşabilirsem. Şiir türünde yazdığı eserleri daha çok beğenilmiştir. Yapma! Ahmet Mithat! Ahmet Mithat! Yapma abi, yok öyle bir şey yok. Şiir yazmamış ki bu adam. Bu adam hikayeci, bu adam romancı, ne yapıyorsun? Romantizm akımından. Tabii ki romantik bir adam bu. Doğru. Doğal olarak D seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. 8. soru daha. Geldik hocam 9. soruya. Aşağıdaki hangisinde diyor, eserde hangisinin özelliğine yer verilmemiştir? Bismillah. Şinasi'ye ait birçok ilk var. İlk yerli tiyatro, şair evlenmesi, ilk şiir çevirileri, dikkat neredesin hocam, tercüme manzume, ilk makale, tercüman ahval mukaddimesi, ilk atasözleri derlemesi, durup emsal Osmaniye, amma müntabat-ı eşar, yani seçme şiirleriyle ilgili bir ilk durumu yok. Doğru cevap E seçeneği olacak arkadaşlar. Şinasi ilklerin şairidir. Şinasi dur, gaza geldim Allah aşkına. Dil ve sadeleşmenin en önemli öncüsüdür. Döneme yön vermiştir. Tanzimat döneminin evet. Tanzimat denemesi. Fena değil bak, bu hemen bir kitap fikri. Evet. Tanzimat dönemini dikkat bir toparlayabilirsem. Tanzimat döneminin kurucusudur.
Batı etkisinde Türk edebiyatının başlatıcısıdır. Şinasi ilklerin şairidir. Şair evlenmesinde ilk defa noktalama işaretlerini kullanmıştır. O olmasaydı bugün nereye konuşacaktık noktalı virgül iki noktayı? Tamam, abartmış olabilirim. Belki başka biri kullanabilir. Tamam, belki Namık Kemal alır götürür ama olsun. Olsun. Onun çok büyük bir etkisi var. İlk defa gördük abi. Ben ilk defa şair evlenmesinde gördüm mesela. O zaman arkadaş hiç görmemiştim. Değil mi? Cepte kalsın. Şinasi, İbrahim Şinasi çok önemli bir isim. Seçme şiirlerini Müntahabat-ı Eşar adlı eserine toplayacak. Atasözlerini ise Durup Emsal-i Osmaniye'den ne yapacak? Derleyecek değil mi? O adla derleyecek. Çok çok önemli. Bunlar daha önce yapılmamış çalışmalar. Ama unutma, Şinasi'nin romanı yok. Şinasi'nin öyküsü yok. Roman ve öyküsüz yazar neredeyse bizde hiç yok. Ama böyle bir iki tane isim var, cebinizde kalsın. Divan edebiyatında olup da mesnevi yazmamak, divan yazmamak gibi sırıtan bir şey bu. Cebinizde kalsın lütfen. Uzattın hocam, gel Allah aşkına. 10. sorudayız. Kocaman bir on yazda tadı çıksın hocam. Zerreden küreye, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyen Tanzimat dönemi sanatçısı. Aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem. Saygı duyarız kendisine. Selam olsun hocam. Allah rahmet eylesin. Devam 11. soru. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilsin hocam diyor. Şekil yönünden divan şiiri geleneği sürdüren nokta nokta. Artık burada yavaş yavaş cevaplar ortaya çıkmaya başladı değil mi? İçerik yönünden yeniliğe gitmiş. Nokta nokta adlı eseriyle Sadrazam Ali Paşa'yı hicvetmiştir diyor. Sizce hangi eseriyle? E tabii ki Zafernamesi'yle değil mi? Bakın yine ikinci boşluk. Yine ikinci boşluk bize soruyu çözdürecek. Ziya Paşa, eyvallah hocam. Saygı duyarız. Doğru cevap D olacak. 11. soruda geldik 12. soruya. Yukarıdaki numaralı eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Hadi gelin beraber bakalım. Defteri Amal, Anı, Avrupa'da Bir Cebelan, Gezi ki Tanzimat döneminin ilk gezi yazısıdır. Atala, tabii ki tiyatro. Makber, Şiir, Küçük Şeyler, Hikaye olacak, roman değil arkadaşlar. Burada doğru cevabımız tabii ki C olacak. 12. soruda geldik hocam. Hemen şöyle yapalım. 13. soruya bakalım, 13. cevabı ne olacak? Tanzimat 1. dönem ve 2. dönem roman ve hikaye özellikleri bakımından karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Bismillahirrahmanirrahim. 1. dönemde sık sık akış kesilirken 2. dönemde bu durum azalmıştır. Doğru. 2. dönem teknik açıdan daha güçlü, daha iyi. Tamam. 1. dönemde romantizm akımı etkiliyken 2. dönemde realizm ve naturalizm akımı etkili olmuştur diyor. 1. de romantizm, 2. de realizm, naturalizm ve tabii ki bu da net, bunu da biliyoruz. 1. dönemde ki romantizm 1. dönemde Namık Kemal ile Ayyuka çıkacak değil mi? Ahmet Mithat'ı da hissedeceğiz orada ama daha çok Namık Kemal ile. 2. dönemde ise realizm, naturalizm Sami Paşazade Sezai'lerle, Nabizade Nazım'la, Recaizade Mahmut Ekrem'le gündeme gelecek. 1. dönemde rastlantılara sık sık yer verilirken 2. dönemde olağan unsurlar ön plana çıkmıştır. Çok yerinde bir ifade bu. 1. dönemde tasvirler uzunken 2. dönemde tasvirler kısalmıştır. Çok doğru. Yani bunlar hep kusur, sıkıntılı durumlar. Hep giderilmiş 2. dönemde. Büyük bir çoğunluğu en azından. 1. dönemde yazarlar kişiliklerini gizlerken 2. dönemde kişiliklerini gizlememişlerdir diyor. 1. dönemde gizlerken 2. de artık yavaş yavaş gizlemediler mi acaba? Aman dikkat. Orada da arkadaşlar hissediyoruz bunu. Yavaş yavaş azalsa da gizlememişler ifadesi çok keskin bir ifade. Oradaki eserlerde de fazlasıyla görüyoruz. Mesela Sergüzeşt değil mi? Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt'inde yazarın böyle zavallı kız falan dediğini hissederiz. Yani kişiliklerini tam olarak gizlememişler arkadaşlar. Doğru cevap burada kesinlikle E şıkkı olacak. Geldik 14. soruya. Bakalım 14'te cevap ne olacak? Şinasi, yukarıdaki edebi türlerden hangisinde hiç eser vermemiştir? Vallahi içimize doğmuş, bak az önce konuşmuştuk. Şiiri var, Müntahabat-ı Eşar, tiyatrosu var. Evet, tabii ki şair evlenmesi. Derlemesi var, Durup Emsal-i Osmaniye. Hikaye gazetesi var değil mi? Yani Tercüman-ı Ahval-i Agah Efendi ile çıkarıyorlar. Sonrasında kendisi de çıkaracak ama hikayesi yok demiştik. Evet, geldik 15'in soruya. Bakalım 15 bize ne istiyor bizden, ne söylüyor bize, dikkat. Evet. Muallim Naci Recaizade Mahmut. Dur bismillah hocam, ne gaza geldin soruya bak. Muallim Naci ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış işaretleyelim. Muallim Naci Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzemesine Karşılık Demdeme adlı eseri yazmıştır. Doğru. Oba! Göz içini yakanlaşını savunmuştur. Doğru. Oba! O da gelsin. İkinci dönemde eski edebiyat savunucusu olarak bilinmiştir. Uyan hocam, uyan. Tabii ki doğru. İlk köy romanı olan Köylü Kızları şarkısı, dur burada dur. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu Karabibik adlı eserdir. Peki hocam, Köylü Kızları şarkısı ilk köy şiiri canım, bu kadar. 4 numara neredesin? E seçeneği doğru cevap. Şiir, anı, eleştiri gibi birçok türde eser vermiştir. Buna da saygı duyuyoruz, doğru. 16. soru. Tanzimat dönemi gazetesiyle ilgili yanlış bilgiyi arıyoruz. Ziya Paşa ile Namık Kemal'in Londra'da çıkardıkları gazete Hürriyet'tir. Doğru. Bedir Devir gazeteleri Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır. Doğru. Avrupa'da çıkarılan ilk Türk gazetesi olarak bilinen gazete Muhbir'dir. Doğru. Aman dikkat, ortalık yanıyor.
İbret gazetesinde Namık Kemal ilk tiyatro eserini yayınlamıştır. Bu nereden çıktı Allah'ını seversen? Gazetede tiyatro eseri. Neyse. Tercüman Ahval gazetesi Şinasi ile Nagah Efendi. Şinasi ile Nagah Efendi. Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır. Aman geldim hocam 17. soruya. Bakalım burada kafalar ne derece yanacak. Ne diyor? Tiyatro eserlerinin hangisinin özelliği öncülerde verilmemiştir diyor. Şimdi HC ile yazılan ilk tiyatro arkadaşlar dikkat. Hatta HC ile yazılan ilk manzum tiyatro Nesteren Eşber biliyorsunuz. Neredesin ha? Aruz'da yazılan ilk tiyatro. Güzel. Onun dışında niye Eşber'e gittim bilmiyorum. Bir an böyle bir atladım. Yani bir, ilk başta aklına geleni konuşabilirsen. İlk başta aklına geleni işaretlersin ya onun gibi oldu. Dram türünde yazılan ilk tiyatro arkadaşlar. Biliyorsunuz Afife Anjelik. Hatta bu şöyle de geçer kitaplarda. Romantik dram türünde diye de geçer. Haberiniz olsun. Afife Anjelik. Sahnelerin ilk tiyatro eseri ise tabii ki Vatan Yansur ise doğru cevabımız C olacak hocam. 17. soruda. Geldik 18. soruya. Bakalım cevabımız ne olacak? Bihruz Bey bu arada tanıtılan eseri soruyor. Bihruz Bey, Periveş Hanım, Keşi Bey bu romanın ana karakterleridir. Arkadaşlar şu noktada, şu seviyede Bihruz Bey'i Periveş Hanım duyar duymaz affetmemelisiniz. Saniyesinde araba sevdasını hatırlamadıysanız da şu dakika itibariyle kesinlikle unutmamalısınız. Yani öyle bir lüksünüz yok. Hocam ben vallahi Bihruz Bey'i karıştırdım. Hayır mı böyle bir lüksün yok. Araba sevdası çat diyebileceğim bir eser olmalı. Tamam, yanlış batılılaşma vesaire. Doğru cevap kesinlikle ne olacak? Araba sevdası B seçeneği olacak. Aman dikkat arkadaşlar. Devam, bir yandan da telefon çaldı. Evet. Devam ediyorum. 19. soru. Aman 19'da bakalım cevabımız ne olacak arkadaşlar. Öncüler eseri verilmeyen sanatçıyı soruyor. Şimdi Liberté dediğimiz eser biliyorsunuz bir tiyatro eseri ve tabii ki Abdülhakim Tarhan'a ait. Aynı zamanda Sardan Apal da ona ait. İclal dediğimiz eser Sami Paşazade Sezai'nin eseri. Deneme, anı, sohbet vesaire gibi birçok türe giren. Sevda dediğimiz eser Nabizade Nazım'ın. Hederse tabii ki Muallim Naci'nin eseri. Ama Recaizade Mahmut Ekrem'in herhangi bir eseriyle karşılaşamadık bu soruda. Doğru cevabımız kesinlikle A seçeneği olacak arkadaşlar. Aman dikkat. Var bu soru işareti? Yok hocam. Devam. Pandomim adlı hikaye aşağıdaki kitaplardan hangisinin içerisinde yer almaktadır diyor. Tabii ki küçük şeyler nokta atış burada yapmalısın artık. Artık burada nokta atış gelmeli hocam, affetmemelisin. Devam ediyorum hiç durmadan. Ne diyor bu arada, dur bakayım, bu kaçtı 19, bu da 20. soru. Bu da 20. soru hocam, hadi devam edelim. Ne diyor hocam? Bu parça tanıtan sanatçıyı soruyor. Lehçetül Hakaik adlı ilk mizahi sözlüğün yazarıdır. Cevap çıktı. Molière'den yaptığı adaptasyonlarla ön plana çıkmıştır. Bakın Lehçetül Hakaik, ilk mizahi sözlük, Molière, klasizm, seyahat jurnali. Neredesin hocam? Direktör Ali Bey. Aman dikkat. Çok çok önemli. Cebinizde kalsın. Ya bu arada ben soruları niye kaçırıyorum? 20. 21 hocam. Bitti. 21. sorudayız. Aman hocam. Çok çok önemli isimdir. Geldik 22. soruya. Heh. Zor nikah. Seydi Yahya, Çengi, Emile. Oba. Öncülerde verilmeyeni soruyor. Şimdi mesela burada Ahmet Mithat Efendi, Çengi, Çerkez Özdenler, tanıdıklarla bir gidelim. Önce ilk aklımıza gelenlerle bir yürüyelim, tamam. Zor nikah dediğimiz şey tabii ki ops Ahmet Vefik Paşa tamamdır. Ziya Paşa, Emile, Seydi Yahya ise Şemsettin Sami'ye gidecek. Şinasi ile ilgili burada herhangi bir esere yer verilmemiş arkadaşlar. Haydi devam edelim. Geldik 23. soruya. Sadece bu iki beytten yola çıkarak diyor. Nasıl bir yargıya varabiliriz? Bismillah. Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var, aldanma ki şair söze elbette yalandır. Usanmaz kendini insan bilenler, halka hizmetten, mürüvvetmen dolan mazlum el çekmez inayetten. Tamam. Yukarıda divan ve tanzimat şiirinden alıntılar yapılmıştır diyor. Eyvallah hocam. Peki bununla ilgili neye varabiliriz? Divan şiirinde gazel, kaside, terkip, belki gibi nazım biçimleri kullanırken tanzimat şiirinde yalnızca gazel kullanılmıştır. Bunu bilemeyiz. Bir tane ikilikten değil mi? Bir tane beyitten. Tanzimat dönemi falan bunlar. Çok ucuz ifade, basit ifadeler olur. Ucuz ifade ne demek? Basit bir ifade olur. Divan şiirinde de tanzimat şiirinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır diyor. Evet, burada ikisinin de aslında aruz ölçüsü yazıldığını, değil mi? Beyitle en azından yazılmış olmasından çıkarabiliyoruz. Bir hece ölçüsü havası olmadığını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Buradan bunu çıkarabiliriz, değil mi? Sadece bu ikiliden. Divan şiirinde parça güzelliği varken tanzimat şiirinde bütün güzelliği. Bunlar doğru bilgi olabilir ama sadece bu ikilikten çıkaramazsınız. Divan şiiri seçkin bir cümleye hitap ederken tanzimat şiiri halka yönelmişti. Bu da doğru ama buradan bunu çıkaramayız. Divan şiirinde tanzimat şiirinden daha fazla konuşuş dili vardır. Yine iki tane beyitten buna ulaşmamız mümkün değil arkadaşlar. Evet, geldik arkadaşlar 24. soruya. 24 yazalım koca koca, gelsin hocam cevabımız ne diyor? Hangi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Tapsıra, Akif Paşa'nın anısı arkadaşlar. Tezakir,
Ahmet Cevdet Paşa'nın anısı, Saray ve Ötesi, tabii ki Halit Ziya Uşaklıgil'in anısı, Defteri Amal Ziya Paşa'nın anısı, ama Ayyar Hamza Ahmet Vefik Paşa'nın eseri biliyorsunuz ve tabii ki tiyatro türünde E seçeneği bizim doğru cevabımız. Geldik arkadaşlar 25. soruya. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilen sanatçı ait bir eser değildir? İlk uyaksız şiir olan Validemi yazmıştır. Yani Abdülhakamit Tarhan'dan bahsediyoruz. Tiyatronun okumak için yazmıştır, güzel. Makber adlı şiirle metafizik düşünceyi ön plana çıkarıyor. Eyvallah hocam, bu da güzel. Hangisi ona ait değil diye baktığımız zaman Hacle onun, Sabru Sebat onun, Garam ve bunlar odur onun. Ama Şerare, Ateşbari Efriyozan, Muallim Naci'nin eseridir arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Eyvallah hocam, noktamızı koyduk. Eyvallah, tamamdır. Geldik 26. soruya. Bakalım 26. soru bizden ne istiyor hocam? Hemen yazdık, işaretledik. Evet. Hangisi Namık Kemal'le ilgili yanlış bir bilgidir diyor. Zavallı Kız adlı tiyatro eserinde genç bir kızın yaşlı biriyle görücü usulü evliliğine karşı çıkış anlatılmıştır diyor. Yani genç bir kızın yaşlı biriyle görücü usulü evlilik. Hayır, Zavallı Kız diye bir eseri yok ki Namık Kemal'in. Namık Kemal'in Zavallı Çocuk adlı eseri var. Nabizade Nazım'ın Zavallı Kızıyla, değil mi? İsim olarak bir karışıklık var. Karıştırma hocam. Doğru cevap A olacak. Peki. Vatan Sistri adlı eserinde vatanseverlik teması üzerine yoğunlaşmış. Eyvallah. Celaleddin Erzemşah adlı eserinde İslam Birliği ile ilgili düşünceleri anlatmıştır. Eyvallah. Cezmi adlı eserinde Osmanlı-İran savaşlarını anlatmıştır diyor. Eyvallah. İntiba adlı eserinde Ali Bey'in hayatındaki değişiklikleri anlatılmıştır diyor. Eyvallah. Geldim hocam. 27. soruya. Bakalım 27'de ne olacak cevabımız. Birinci dönem Tanzimat İdebiyatı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şinasi ve Agi Efendi'nin birlikte çıkardığı ilk yarı resmi gazete olan Tercüman Ahval. İlk yarı resmi değil, ilk özel gazetedir biliyorsunuz. Gazetesiyle Tanzimat birinci dönem başlamıştır diyor. Evet, yanlış bilgiyle başladık değil mi? Tanzimat döneminde çıkan bu gazete arkadaşlar dönemi adeta başlatıyor diyebileceğimiz bir anlamda. Gazetemiz resmi, ilk yarı resmi değil, ilk özel gazetedir. Sanat toplum için anlayışı bu döneme hakim anlayıştır. Güzel. Parça güzelliği yerine bütün güzelliğe sarmıştır. Güzel. Vatan, hak, adalet gibi kavramlar işlemiştir. Güzel. Klasizm ve romantizm akımları etkili olmuştur. Güzel. Saygı duyuyoruz hocam. 27'de A seçeneğine geldik. 28. soruya. Yukarıdaki gazetelerden hangisi Tanzimat bir dönemde çıkarılmamıştır diyor arkadaşlar. Tahsin-i Efkar, Muhbir, İbret, Mizan ve Hadika demiş. Şimdi bunların hepsini aldık, gazeteleri bir köşeye attık ama burada bir mizan var. Mizan, Mizancı Murat'ın biliyorsunuz, hatta Mizancı Murat adı da oradan geliyor. Tanzimat ikinci dönemde çıkarmış olduğu gazetedir. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Diğerlerinde işte Namık Kemal'in izi vardır. Diğerlerinde işte Ziya Paşa'nın izi vardır. Gazetelerde ama hepsi ilk döneme denk gelecek. Şinasi'nin eseri de var, izleri de var. Ama Mizan, Mizancı Murat'ın Tanzimat 2'de çıkarmış olduğu gazete. 28. cevabı Bursa olacak. Geldik 29. soruya. Bakalım orada işler değişecek mi? Aşağıdaki hangisi Tanzimat birinci dönemde çıkarılan bir gazete değildir, bir dergi değildir diyor. Diyojen Mümeyiz Mirat Mecmuayi Fünun ve Varlık, Varlık dergisi Yaşar Nabi Nayır'ın Cumhuriyet döneminde, değil mi? Aman dikkat, çıkarmış olduğu hala günümüze devam eden gazetedir. 29. cevabı E olacak. Geldik arkadaşlar 30. soruya. İlk kez paragraf birimini kullanacak, edebiyatımızda akılcılığın temsilcisi olacak, dilde sadeleşme hareketine öncülük edecek, dilde sadeleşme ve akılcılık tabii ki beraberinde kimi getirecek? İbrahim Şinasi'yi getirecek. Doğru cevap kesinlikle A seçeneği olacak arkadaşlar. Aman dikkat. Geldik 31. soruya. Bakalım neler olacak. Aşağıda Şinasi'ye ait verilen linklerden hangisinde açıklamayla Ayraç içindeki eser uyuşmamaktadır? İlk atasözleri derlemesini yaptı diyor. Duru Bemsali Osmaniye. Doğru. İlk kez noktalama işaretlerini kullandı. Şair evlenmesi. Doğru. İlk şiir çevirilerini yaptı diyor. Müntabat-ı Eş'ar. Eyvallah demeyeceğiz. Çünkü o seçme şiirleri değil mi? Aman dikkat. Tercüme-i Manzume dese olurdu. İlk makale yazdı Tercüman Ahval Mukaddemesi. Yani Tercüman Ahval gazetesinin ön sözü demek istiyoruz. İlk batılı anlamda tiyatro eserlerinin eserini yazdı diyor. Şair evlenmesi. Yine saygı duyduk. 31'de cevabımız Ceyhan olacak. Geldik 32. soruya. Sorular bitmiyor hocam. Bakalım buradan ne olacak cevabımız. Tiyatro alanında yaptığı değildir söylüyor bu arada. Hangisi diyor? Tanıtılan sanatçı ait bir tiyatro eseri değildir. Tiyatro alanında yaptığı çalışmalarla birinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nda önemli bir yeri vardır. Bursa Valiliği yapmıştır. Moller'de yaptığı çevirilerle bilinmektedir. Roba! Ahmet Vefik Paşa, Zoraki Tabipo'nun, Adamcılığı'nın, Kocalar Mektebi Tartufo'nun ama Emile Ziya Paşa'nın eseridir. 32'de cevap E olacak. Geldik 33. soruya arkadaşlar. Bakalım ne olacak cevabımız. Tanzimat birinci dönem şiirle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Kafiyenin göz için olması gerektiği söylenmiştir. Doğru. İlk kez şiirlere başlık koyma geleneği başlamıştır. Doğru. Divan şiiri nazım biçimleri terk edilmiştir. Hayır, doğru cevap kesinlikle 33'te Ceyhan olacak. Aman dikkat.
Evet geldik arkadaşlar 34. soruya. Gelsin hocam gelsin. 34 ne diyor? Nehçe Osman'ın şairlenmesi ve intibah. Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yazarların aynı akımdan etkilenmesi, aynı konuları işliyor olmaları, aynı türde yazılmış olmaları ve ilk olma özelliği taşımaları. Lehçe-i Osmani Türkçe kelimelerinde geçtiği arkadaşlar Türkiye Türkçesinin ilk sözlüğüdür. Cepte kalsın. Türkiye Türkçesinin ilk sözlüğü. Şairlenmesi biliyorsunuz zaten basın anlamda ilk yerli tiyatro. Neyin hocam? Şairlenmesi Şinasi'nin. İntibah tabii ki ilk edebi roman Namık Kemal'in. Tamam hocam. Lehçe-i Osmani de Ahmet Tevfik Paşa'nın oba. Peki ilk olma özelliğine sahip bunlar. Geçtim hocam. Uzatmaya gerek yok. Geldim 35'e hocam. Ne diyor? Tanzimat 1. dönemin önemli isimleri olan nokta nokta. İlk mizahi sözlük olan, ilk mizahi sözlüğümüz Lehçetül Hakaik'te hatırlayacaksınız. Hemen ikinci boşluktan soruyu çözüyoruz. Direktör Ali Bey. Tabii ki ilk günlük kabul edilen eserse Seyahat Jurnali olacak. Cebinizde kalmalı arkadaşlar. Bunlar önemli. Gelin isterseniz diğerlerine bakalım. Yazar eser türleri şöyle bir tekrar etmiş olalım. Ahmet Tevfik Paşa, Lehçe-i Osmanlı, İçeceli Türkiye. En azından yazar eser noktasında işimize yarasın burası. Direktör Ali Bey, Seyahat Jurnali, Lehçetül Hakaik, eyvallah. Burada da bakayım bir Mizancı Murat. Mücahede-i Milliye, Turfanda mı Turfa mı? Şemsettin Sami Kamus, Türkiye Kamusül Alem saygı duydum. Bir almış olduk. Şöyle adları geçmiş oldu. Geldim hocam 36. soruya. Bakalım burada cevabımız ne olacak? Ziya Paşa ait yukarıdaki eserlerden hangisi mensur değildir? Şiir ve inşa, rüya, eş'ar-ı ziya, defteri amal ve Endülüs tarihi diyor. Tabii ki burada eş'ar-ı ziya diyeceğiz. Çünkü ziyanın şiirleri bir anlamda canım, Allah Allah yani. Bildiğin diğerleri zaten makale, röportaj türünde rüya var, biraz artistik, karşılıklı diyaloğa dayanan. Endülüs tarihi var, defteri amal var, anı, tarih vesaire. Onlar zaten hep mensur, mensur, mensur. Geldik hocam 37. soruya. Aşağıdakilerden hangisi tanıtılan eserin yazarına ait değildir diyor. Şair Müştak Bey'in sevdiği olan Kumru Hanım yerine onun çirkin ablası Sakin Hanım'la evlendirilmesi anlatılmaktadır. Ebu Lülaklak'a da eserin kahramanlarındandır diyor. Eyvallah. Burada şair evlenmesi anlatılıyor. Şair evlenmesi Şinasi'nin hangisi Şinasi ait değil diyor. Şair evlenmesi onun. Tercüman Hakikat Ahmet Mithat Efendi'nin arkadaşlar. Tercüman Hakikat Ahmet Mithat Efendi. Tamamdır. Duru ve Emsal Osmaniye'ye saygı duydum. Müntehab Ateşer'e saygı duydum. Tercüme-i Manzume'ye saygı duydum. Kesinlikle doğru cevabımız B olacak 37'de. Geldik arkadaşlar 38. soruya, bakalım buradan neler olacak. Tanzimat Bir Dönem Tiyatrosu ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Namık Kemal yazdığı Haspa adlı tiyatrosunda toplumsal konulara değinmiştir diyor. Haspa Namık Kemal'in değil Nabizade Nazım'ın eseridir arkadaşlar. Ahmet Tevfik Paşa Moller'den yaptığı çeviri ve uyarlamayla tanınmıştır diyor. Eyvallah. Şinasi batılı anlamda ilk tiyatro olan şair elemesini yazmıştır. Doğru. Namık Kemal tiyatro ile ilgili görüşlerini Celaleddin Erzem Şah'ın ön sözünde belirtmiştir. Bakın bunlar çok önemli. Sahnelenen ilk tiyatro eseri olan Vatan Yavuz Silistre'de de diyor. Bu dönemde yazılmıştır. Ona da saygı duyuyorum. Bence güzel bir tekrar oldu. Bence güzel bir tekrar oldu. 38 civarında soru, 38-40 soru. Bence tadın da yerinde. Hiç sıkmaya bunaltmaya gerek yok. Her şey yolunda. Güzel bir tanzimat tekrarı oldu. Bütün birinci dönem, ikinci dönem, bütün biçimler, türler ne varsa her şeyi konuşmuş olduk. Çok da güzel oldu. İnşallah çok daha gümbür gümbür devam edeceğiz. Servet-i Hürriyetler, fecaatler bizi bekliyor. O zaman haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere.